Şu durumda vatandaş yine mağdur. Ama bu iyi niyetle yapılabilecek bir iş değildir. Devlet iyi niyetle yönetilmez. Sağlık sistemi de iyi niyetle yönetilmez. Hiç kimsenin inisiyatifine de bırakılmaz. Yasalar vardır, kurallar vardır, bunların işleyişi vardır, bunları denetlemek zorundasınızdır falan. Her neyse artık ama ortada yasal olmayan bir durum var. Ama bu işte iyi niyetli bir doktor, iyi niyetli bir eczacı tarafından suistimal edilmemiş. Ama kötü niyetlileri tarafından suistimal edilmiş. Karşımızda bu. Ortada bir yasal boşluk var, ortada sıkıntı var. Bu sıkıntının üzerine gidilmiş. Vatandaş da şu anda yani eczacı bana zaman kazanmam için, ne bileyim daha az para ödemem için yardımcı olmuşsa buna dokunmayın diyor vatandaş. Diğer taraftan doktor için de söylüyor bunu. Ya doktor beni yatağımdan kaldırmıyor. Yazması gereken reçeteyi yazıp hiç görevi yokken, hiç yapması gerekmezken eczaneye kendisi ulaştırıyorsa, ben sadece sigortalı bir hasta olarak ilaçlarımızı daha ucuza alabiliyorsam o zaman dokunmayın diyor vatandaş. Yani vatandaş kendi sorununa çözüm arıyor.